Size bir soru soralım. Buyurun. Evlilikte erkeğin ya da kadının maddi durumunun diğerinden aşağıda olması çok Ya da şey mi? yukarıda Etkili olması. mi? Yani kadın zengin, adamın maddi durumu o kadar iyi değil. Ezer. Kadın mı erkeği ezer? Gayet tabii. Yani ezer. Ama erkekte bu örnek çok fazla görünmez. Yani hiçbir erkek karısına sen çalışmıyorsun, bir şey üretmiyorsun, senin maaşın kaç ki falan diye sormaz, soramaz. Ama kadın eğer durumu iyiyse, soyadında da S.A.'lar falan varsa Varsa. mutlaka bir ezilme olabilir. Orada da erkeğin sorunudur. Evet. Onu ne şekilde tolere edecektir? Kadından daha fazla çalışıp ya da en az onun kadar çalışıp aynı seviyeye gelmesi gerekir. Şimdi ünlü kadınlar arasında bir tartışmadır başladı. Aslında Özge Ulusoy ile başlamıştı. Ne yani mankenler fakirlerle mi çıksın diye bir tepki vermişti bir üniversite söyleşisinde. Çağla Şikel de bir fakirle de evlenebilirim, birlikte olabilirim demişti. Şimdi bir söylemde Bade İşçil'den geldi. Bakın Bade İşçil bu konuda ne diyor? Bade İşçil'den çok konuşulacak fakir erkek açıklaması. Benim rolleri görmüyor musun? Kadın zengin. Sosyal medyada yemek paylaşanları eleştirdikten sonra kendisinin yemek paylaşımlarının ortaya çıkmasına ne yanıt verdi? Sümüklü böceği içi giden olur mu ya? Bade İşçil gazetecilerden neden ricada bulundu? Lütfen Allah aşkına bana kazık atmayın. Özel bir davette Bade İşçil'le birlikteyiz. Hemen gündemdeki sıcak haberleri size soralım. Sarıyer'den 4 milyon liraya bir ev aldığınız yönünde haberler çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Doğruluğu var mıdır acaba? 4 milyon Sarıyer'de ev varsa ben gideyim alayım. O anlattığınız gibi şey 3 katlı, havuzlu falan filan 4 milyona varsa ben hemen alırım. Siz kaç aldınız peki Bahri Hanım? Ki satın mı alacaksın? Taşındınız haberleri doğru anladım. Taşındım evet. Pandemi döneminde para sıkıntısı yaşadığınız konuşuluyordu. Yok onu siz sordunuz, siz öyle yaptınız. Yine bir balık bir olta hikayesi o. Yani işte çalışmıyorsunuz, nasıl geçiniyorsunuz dediniz. Ben de işte ya herkes gibi bir kendimi frenlediğim bazı konularda oldu dedim. Ondan sonra dediniz ki bade fakir. Son günlerin en çok konuşulan polemiklerinden biri de zengin kadınların fakir erkeklere aşık olup olamayacağı. Siz mesela maddi durumu kötü biriyle aşk yaşar mıydınız? Yok arkadaşım ben aşık olunca. Fakir makir fark etmez. Hiç. Hiç fark etmez. Ve benim rolleri görmüyor musun? Kadın zengin. Baştan yaratıyor. Kesinlikle. Peki hayatınızda biri var mı Bade Hanım? Fakir de yok, zengin de yok. Ben gönlüme göresini daha bulamadım. İnşallah olursa. Hayırlısı seve seve diyelim. Sizle de tanıştırırım. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yemek fotoğrafları paylaşanları da eleştirmiştiniz ama kısa bir süre sonra sizin de geçmişte yemek fotoğrafları paylaştığınız ortaya çıkmıştı. Benim yemek fotoğraf... Allah aşkına sümüklü böceği içi giden olur mu ya? Bir kebap varken, bir Türk kültürümüz, bizim soframız varken. Yani lütfen. Benim bir sümüklü böcekle yemek paylaştı demeyin. Ha, tabii şimdi yapmış. Ama atıyorum böyle arkadaşlarımın güzel daveti oluyor. Hani mekanla ilgili evet. Yeni açılan bir mekan, oranın bir şeyi paylaşılıyor, onun bir gösterisi yapılıyor. Orada bu tarz şeyler olduğu zaman haliyle sosyal medyayı ve bu davetleri bu yüzden yapıyoruz. Sizler de bu yüzden buradasınız. Evet. Şimdi onları tabii ki tanıtım için kullanmak gerekiyor. O gün ben aynı şekilde söyledim. Normalde hani işte ben bunu yiyorum diye göstermek şey ama günümüzde artık bu televizyon gibi oldu. Soruların bitmesinin ardından Bade İşçil'in muhabirlerden bir ricası var bu kez. Lütfen Allah aşkına bana kazık atmayın. Yok, ya ben bir şey demiyorum. Ben her şeye uyum sağlayan bir kadınım. Yani. Televizyonda neyse o. Sıkıntı yok sizin. Dedikleriniz zaten ya hayır işte yok fakire tipim müsaitti yok bilmem ne yapmayın böyle ben gayet çirkinse benim fakirse yani o yüzden ya verdiler de oynamadık mı? Şimdi zengin kız fakir olan ya da tam tersi durumlar hep şarkılarda ve dizilerde güzel. Oralarda mutlu sonla bitebiliyor zaten ama zaten filmlerde hayat, oluyor sadece. Evet bir de gerçek hayat var. İşte o aradaki bağı kendilerine mal etmeseler çok iyi olacak. Özellikle Anadolu'nun bağrından kopup gelen, o dizilerdeki kızlara, erkeklere heveslenen, onların gerçek olduğunu düşünen ve sonunda hüsrana uğrayan ya da kötü bir biçimde hayatı sonlandırılan yüzlerce evet, genç evet, kızımız, kadınımız evet, vardı. O yüzden bunları çok abartmamak lazım. Bade çok doğal, çok içten cevaplar vermiş. Kesinlikle. Bade ben de her gün ıstakoz yerim.
Aşağı yukarı her gün evimize siyah havyar girer. Salyangoz yiyor. Evet. Salyangoz. Evet. Salyangoz. Yağmur yağınca çok dökülüyor bizim bahçede. Oo, de. Bizim oralarda da. Şimdi topluyorum o onu. Salyangoz paylaşımına bir açıklama getiriyor. Ya bizim geleneksel yemeklerimiz varken. Fakat sen de hatırlarsın. Yıllar önce bir erkek arkadaşından ayrıldığında neden ayrıldınız? Yani birbirinizden zaten pek bir farklıydınız sorularına. Şöyle bir yorum yapmıştı ki aylarca konuşulmuştu. Artık lahmacun yemekten sıkılmıştım, biraz suşi yemek istiyorum. O röportajı bana vermişti. Evet. Tamam işte. Kaynak belirtmedin ama. Arkadaşım senin röportajında demedi. Özür dilerim. Vatan gazetesinde yer alan Gülşen Yüksel imzalı. Yani lahmacun sana mı kaldı? Lahmacunu bana söylemiş. O zaman çok popüler bir ilişkisi vardı. Nişantaşı Kız Sesi'nden yeni mezun olmuştu. Herkes onu konuşuyordu. Bir türkücü aşkı. Niye ayrıldınız diye sorduğumuzda lahmacun yemekten artık bıktım demişti. Hatta millet dalga geçiyordu. İşte kızı arada bir suşi yemeye götürseydi. Çiğ köfte de var mı? Bir denge olurdu. Çiğ köfte? Çiğ köfte. Ki şimdi, insan lahmacundan niye sıkılır, nasıl sıkılır? Bayılırız lahmacuna. Doğuştan genlerimizde var, var olmaz mı? Kebap düşkünüyüz. Bir gönderme yapmış canım. Evet, evet. Evet. Ama gönderme yaptığı da artık suşi yiyor. Boş boş da şu an gönderme. Ha öyle mi? Ben bilmiyorum tabii. Ben bu konuda Fransızım. Yalnız bu röportajda 3 ayrı konu var. Sarıyer'de 4 milyonu ev aldığı iddiasına gerçekten çok doğru cevap vermiş. Sarıyer'de evet, varsa alalım 4 milyona değil villa... Hani bir apartman dairesi böyle hani güzel oturabileceğim bir yer almak bile gerçekten zor. Şu ev fiyatları yani. Diğeri de işte sosyal medyada yeme içme fotoğrafı paylaşılanları eleştirmişti. Görgüsüzlük bu demişti. Bunun üzerine de işte salyangozlu fotoğraf paylaştınız. Kimin canı çeker diyor. O konuda da katılıyoruz kendisine.